Merhaba sevgili arkadaşlar, uzman psikolojik danışman Nigün Yamaner ben. Bugün sizlerle iyi hissetmek, iyi olmak ve iyi kalmak kavramları üzerinde konuşacağım. Hepimiz günlük hayatın koşturmacası içerisinde bazen üzülür, bazen endişelenir, bazen kaygılanırız. Birçok olumsuz duygu bizi ele geçirmeye çalışır. Ve günlük hayatın koşturmacası içerisinde yaşadığımız olaylardan etkilenir dururuz. Ve bunlardan kurtulmak ve daha az etkilenmek için kendimizi iyi hissetmeye çalışırız. Bütün bunlarla ilgili birçok uygulama vardır. Bunların birçoğuna birçok kanalda rastlamışsınızdır. Nefes egzersizleri gibi, yürüyüş yapmak, spor yapmak, gevşeme egzersizleri gibi, meditasyon gibi, yoga gibi, bir işle uğraşmak gibi mesela. Bunların hepsi kafa dağıtma yöntemleridir. İşe yarar mı? Bütün bunları yaptığımız zaman kendimizi iyi hisseder miyiz? Evet, iyi hissederiz. Ama bununla beraber bunların hepsi geçici çözümlerdir. Eğer sadece meditasyon yapmakla, sadece yoga yapmakla, sadece spor yapmakla ya da bir işle uğraşmakla kendimizi iyi hissetmeye başarabilseydik birçok insan her konuda mutlu olurdu. Oysa bunların hepsi kafa dağıtma yöntemleri sevgili dostlar. Bunları yapın, yapmayın demiyorum. Yapın. Ben de size bir sonraki videolarımda iyi hissetmekle ilgili birçok uygulama göstereceğim. Ama bununla beraber asıl olan şey iyi olmak ve iyi kalmaya devam etmek. Peki ben nasıl iyi olacağım? İyi olmanın en önemli yolu sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, düşüncelerimizin, duygularımızın farkına varmak. Bilirsiniz pek çoğumuz olumsuz düşünceleri yok varsayıp üstünü örtüp iyi duyguları sığınırız. Oysa biz hayatımız boyunca olumsuz duyguları yok varsayıp üstünü örtüp hep iyi duygulara, iyi düşüncelere, olumlu düşüncelere sığınırsak bu ileride aslında hiçbir anlam ifade etmeyen nötr olaylara da anlam yüklememize neden olur. Durup dururken aslında ortada belki fol yok, yumurta yokken ya da çok fazla büyütülecek bir şey yokken öfke patlaması yaşarız mesela. Ya da şüphelenecek bir durum yokken şüphe duyarız. Korkulacak bir durum yokken korkar, endişeleniriz. Biz olumsuz duyguları yok varsayıp sadece olumlu duygularımıza odaklanırsak otomatik pilot dediği tanımladığımız pilot bizi ele geçirir. O nedenle de iyi olmanın birinci kuralı duygularımızın, düşüncelerimizin farkında varmak. Onları yok varsaymadan, üstünü örtmeden ortaya çıkartmak ve serbest bırakmak. Biliriz ki biz psikolojik danışmanlar, bu işi yapan uzmanlar, bütün duygular, bütün düşünceler sürekli değildir. Ne mutluluk süreklidir, ne mutsuzluk, ne endişe süreklidir, ne de öfke. Bütün duygular yükselmeye ve alçalmaya mahkumdur. Tıpkı denizdeki dalgalar gibi. Bilirsiniz büyük bir fırtınanın arkasından bir dinginlik, sakinlik gelir. Biz de eğer duygularımızın ve düşüncelerimizin farkına varıp bunları bizim nasıl yönetebildiğimizi öğrenebilirsek birçok şeyin düzeldiğini fark edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağım? Sevgili dostlar, yaşadığımız olaylar ne yaşarsak yaşayalım, geçmişten bugüne hepsi geride kaldı. Hepsi birer anıdan ibaret. Bizim yaptığımız ne biliyor musunuz? Bu anıları hala bugünkü canlılığıyla yaşamak. Biz anıları uzun süreli hafızamızda anı çöplüğüne gönderebilirsek onlar sadece anıdan ibaret kalır. Geçmişi tuzağına düşmek yerine ya da geçmişte yaşadığımız olaylara dayalı olarak kendimizi kurban seçmek yerine gerçek bir yaşam savaşçısı, gerçek dahi bir yaşayan olarak hayatımıza devam etmeye ne dersiniz? Çünkü yaşadığımız her olay bize bir sürü şey katıyor aslında. Peki bu bir sürü olumsuz olay bana ne katacak? Öğrenmemi sağlayacak. Yaşadığım olaylardan ders alırcasına, yaşadığımız olaylardan yeni öğrenimler kazanarak yolumuza devam edersek eğer dahi bir yaşayan oluruz. Değilse bir kurban ilan ederiz kendimizi ve her şeye, herkese kızarız. Birçok danışanımız bize diyor ki, belki de ben böyle konuştuğumda bana kızıyorlar biliyorum. Yani hocam tüm suçlu ben miyim?
Ben de onlara diyorum ki evet sensin aslında. Çünkü onlara tutunan, acıya tutunan, acıyla beslenen, olumsuz duygularınla beslenen ya da bunları yok varsayan kendinsin. Şöyle dönüp arkana bak, onları sen tutunuyorsun aslında derim. Çoğu kızar ama birkaç gün kendiyle kalıp geri döndüğünde der ki hocam evet haklısınız, bunları ben tutunuyormuşum. Sevgili dostlar, bunları anlatırken şunu anlatmaya çalışıyorum bir taraftan da. Duygularımızı, düşüncelerimizi olduğu gibi kabul etmek. Başkalarını olduğu gibi kabul etmek. Onları anlamaya çalışmak. Olayları yaşamak. Değiştirmeye çalışmadan, yok varsaymadan, üstünü örtmeden olduğu gibi kabul etmek. Affetme becerisine sahip olmak. Ve odağımızı geleceğe çevirmek. İşte bütün bunları yaptığımız zaman iyi olmaya başlıyoruz. Ne oluyor biliyor musun sevgili dostlar? Duyarsızlaşıyoruz. Hani anlatılıyor ya bilinçaltı temizliği diye. Bilinçaltı temizlenmez sevgili arkadaşlar. Sadece olaylar anı çöplüğüne gönderilir. Ve olaylar eskisi gibi bizi etkilememeye başlar. İşte bunun da birçok yolu vardır. Ve ben size bundan sonraki videolarda nasıl iyi olurumu pek çok teknikle size göstereceğim. Ve peki sonraki aşamaya nasıl geçeceğim? Hayatım boyunca nasıl iyi kalmaya devam edeceğim? Hani biraz önce söyledim ya, sürekli mutluluk diye bir şey yok. Bir haber alacağız. Beklentimiz gerçekleşmeyecek. Hayal kırıklığına uğrayacağız. Belki bir borcumuz olacak, onu ödeyemeyeceğiz. Belki iflas edeceğiz. Pek çok zorluk hayatın içerisinde var. Peki ben ne zaman iyi kalmayı başaracağım? Tetiklenmelerimle baş ettiğimde, olayları felaketleştirmeden yoluma devam ettiğimde ve kimseyi değiştiremeyeceğimi fark ettiğimde iyi kalmışım demektir. Sevgili dostlar, beni izlemeye devam edin. Bundan sonraki videolarımda bunları detaylandırarak uygulamalı örneklerle anlatacağım. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin, olur mu? Görüşmek üzere.